Hırvat sporcu Ivan Kivesic şu an ekranlarda. Uğur Aktaş'ı da bekliyoruz. Ve Uğur Aktaş, milli gururumuz Uğur Aktaş oldukça konsantre görünüyor. Rakibi Ivan Hırvat. Ivan Kivesic ama Uğur Aktaş karşımızda. Ve Haldun Alagaş. Bugün üçüncü kez onu gördük. Tabii onu burada görmek gerçekten güzel. Türk karatesinin efsane isimlerinden. İki dünya şampiyonu bulunan isim. Uğur Aktaş 2018'de dünya üçüncülüğü var. 2016-2017'de Avrupa şampiyonu, 2019 Avrupa şampiyonu, 2018 Avrupa üçüncüsü. Dubai'de şampiyonluğu var bu yıl. Bu mücadele için şunu söyleyebiliriz. Bu iki isim dünya şampiyonasında yarı finalde de karşılaşmıştı. Uğur orada 2-1 kaybetti. Ama verilmeyen puanları vardı Uğur'un. Çok üzülmüştü. Orada biraz hakem skandalı vardı. Yani aslında Uğur çok iyi bir sporcu. Bunu açıkça söyleyeyim, zaten olimpik sıralamada, dünya sıralamasında birinci sırada. Orada verilmeyen puanları vardı ama öne geçmişti. 2-1 kaybetti. Tabii yaşadığı sorun aslında rakibine karşı şu uzun boylu olması. Yoksa Uğur, evet, ondan çok fazla üstün ama tekneye çıktığı zaman boy avantajını kullanabiliyor Kivesic. Bazı branşlarda boy uzunluğu dezavantaj olurken karatede avantaj tabii. Evet, Uğur'dan çok iyi bir çuğdan tekme geldi. 2-0 öne geçeceğiz şimdi. İyi başladık. Bana biraz Serap'ı hatırlattı başlangıç olarak. İnşallah bitimi de ona benzer. Yani Kivesic'e dikkat etmek lazım. 22 yaşında ama dikkat edilmesi gereken bir spor. Çünkü dünya şampiyonu ama Uğur'a kaybettiği maçtan sonra finale çıktı. Uğur'u kaybettiği maçtan sonra Kivesic finale çıktı. Uğur dünya üçüncüsü oldu. Kivesic dünya şampiyonu oldu ama rakibi takım maçında diskalifiye olduğu için maça çıkmadı. Yani final maçını oynamadan dünya şampiyonu olmuş bir isim Kivesic. Yani yarı final maçı final gibiydi. Evet, Uğur o maçta çok üzülmüştü. Yani dünya üçüncülüğünü sevinemedi. Ve burada da evet Kivesic boy avantajını skora dengeyi getirdi. Durumlar evet yansımaya başladı tatamiye. Denge var 2-2. Bu arada 2018 yılını Grand Winner olarak kapattı. Karate One Premier Lig'de topladığı puanlarla Uğur Aktaş. Uğur Aktaş 2015'ten beri büyüklerde yarışıyor ve 2015'ten bu yana bütün Avrupa şampiyonalarında kürsü yaptı. Bunun üçü Avrupa şampiyonluğu ve burada da Uğur'a kalkan bir çuğdan var. Çok değişik bir bayrak şeyi oldu. Bir taraf Uğur'a bir puan verirken bir taraf 2 puan bayrak kaldırdı ama Uğur'a bir puan yazıldı. Skor şu anda 3-3. Ve Senşo dediğimiz puan üstünlüğü bizde. Üçüşlük denge var ama 3-3 de bitmeyecek gibi bu durum. Evet, 3-3 olduktan sonra pasif dövüşlükler için birer uyarı aldılar. Haldun Alagaş'ın sesi bizlere kadar ulaşıyor. Devam et diye Uğur Aktaş'a. Uğur da her türlü tekniği çok rahat kullanabilen bir sporcu. Çabuk, patlayıcı kuvveti çok yüksek. Çabukluğu da mevcut. Zaten gücü de maksimum seviyede. Çıktığı ya da mücadele ettiği her müsabakada sürekli atak olan taraf oluyor kendisi. Tabi zaman zaman da gücünün getirdiği dezavantajı yaşıyor. Evet.
Son 20 saniye artık. Evet, Uğur'a puan geldi. Bir puan aldık. Burada Kivis için antrenör de itiraz etti. Puan geldi ama bir video isteği var. Video hakem isteği var. Uğur çok genç yaşta spora başladı. Karate için aslında 10 yaşında. Süleyman Orhan Hoca ilk antrenördü. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Uzun yıllardır da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde. Tabii Uğur'la röportaj yaptığımda çok aktif bir sporcu, aktif birisi olmasından dolayı ailesi onu spora yönlendiriyor. Özellikle itirazı geçerli değil bu arada. Evet, Kivisici. Ama puan, evet, şu an düzelttiler. Onu rakibe yazmışlardı. 4-3 öndeyiz. Haydi Uğur, son saniyeler. Oldu. Gelecek mi şampiyonluk? Son 4 saniye ve 4-3 öndeyiz. Uğur Aktaş uyarı aldı ve son saniyeler. Uğur Aktaş altın madalyanın sahibi oluyor değerli izleyenler. Karate One Premier Lig'de 84 kilo erkekler kumitede Uğur Aktaş rakibi, zorlu rakibi, Hırvat rakibi Ivan Kivesic'i 4-3 mağlup ederek finalde 2-2 yapıyoruz. Önce Serap, sonra Uğur. Gökhan, iyi başladık, iyi bitirdik. Yani Uğur'a biraz ters gelen bir rakip. Uğur ondan iyi ama işte boy avantajı zaman zaman zorluyor. Dediğin gibi iyi başladı, iyi bitirdi. Yani Uğur 5-3 madalya mücadelesinde Erman Eltemur bronz, Serap ve Uğur altın madalya, Tuğba ve Meltem madalya kazanamadılar ama 5-3 iyi bir oran. Finalde 2-2 yaptık.